Belki bu programı gündüz izleyeceksiniz ama şu anda burada akşam 22 Mayıs günlerden pazar. Bugün çok önemli bir program yapacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım, tanımayan arkadaşlar için. Benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor, diğer kızım bir üniversitede araştırma görevlisi. 1991 Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. Daha önce Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. 15 senem askeriyede geçti. 26 yıl hekimlik yaptım. Askeri doktor olarak çalıştım. Son 22 yıl İETT'nin, Büyükşehir'in doktorluğunu yaptım. Kurum hekimi olarak çalıştım. Birçok yerin iş yeri hekimliklerini yaptım. Aile hekimi olarak, kurum hekimi olarak çalıştım. İstanbul Büyükşehir'de İETT'nin doktor olarak çalıştım. 2017 yılında emekli oldum. Şu anda insanlara faydalı olmak ile ilgili çalışıyorum. İstanbul'da oturuyorum. 30 küsur yıldır Kadıköy'deyim. Buraya yolunuz düşerse ofisime beklerim çayımı içmeye. Bu programda fibromiyaljiden bahsedeceğiz. Fibromiyaljiyle ilgili zaten önemli bir videom var. YouTube'da bulursunuz ama burada fibromiyalji hastalığından kurtulanlar, iyiye gidenlerle ilgili bir program yapmak istedim. Çünkü benim hastalarımdan birkaç arkadaşı çıkartacağım karşınıza. Almanya'dan Leyla Hanım var. Dilek Hanım var. O da burada kendisi. Ayrıca Asiye Sarıtepe var. O da kendisi burada. Evet, ben bu arada fibromiyaljiden çok kısa bahsedeceğim. Fibromiyaljı sendromu olarak da adlandırılan fibromiyaljı, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilinçle ilgili bozukluklara neden olan, bilişsel bozukluklara neden olan kronik, yani uzun süreli bir durum. Fibromiyaljı neden olur? Henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte gerçekleştirilen son çalışmalara göre fibromiyaljinin enfeksiyon, travma, stres gibi bir kısım tetikleyiciler ile etkisini gösteren kalıtsal özelliklere bağlı genetik eğilimlerden kaynaklandığı görülüyor. Ama tabii bunlar kesin değil. Bunlar tahmin edilen şeyler. Bir teoriye göre de beyin bir sebepten dolayı ağrı eşiğini düşürüyor ve daha önce acı vermeyen durumlar, duyumlar, durumlar zamanla çok acı verici hale geliyor. Başka bir teori ise sinirlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki göstermesi. Fibromiyaljı belirtileri otoimmün bozuklukların belirtilerine çok benziyor. Otoimmün hastalık diyenler de var. Bu benzerlikler fibromiyaljinin otoimmün bir durum olabileceği teorisine de yol açmış. Fibromiyaljı sıklıkla aynı ailede görülüyor ve genlerle aktarılabiliyor. Fibromiyaljı genellikle orta yaştan itibaren görülüyor ve yaşlandıkça ortaya çıkması riski daha da artıyor. Fakat bununla birlikte çocuklarda da görülüyor. Bu potansiyel faktörler arasında enfeksiyon ya da geçmişteki bir hastalık fibromiyaljiyi tetikleyebiliyor veya semptomlarını, yani belirtilerini daha da ağır hale getirebiliyor. Gribin, zatürrenin, salmonella ve shigella gibi bakterilerin neden olduğu sindirim sistemi enfeksiyonları ile Epstein-Barr virüsünün olasılıkla fibromiyaljiyi tetikleyebileceği bilinmekte. Ağır bir fiziksel veya duygusal travma geçiren kişilerde fibromiyaljiyi gelişebiliyor. Bu durum travma sonrası stres bozukluğu ile bağlantılı. Travma gibi stres de bireylerde uzun süre devam eden etkiler bırakabiliyor. Stres fibromiyaljinin tetiklenmesine katkıda bulunabilecek hormonal değişikliklerle bağlantılı. Ama bunların hepsi tam olarak kesin değil bunlar. Belirtileri neler? Günümüzde fibromiyaljinin vücutta aynı zamanda hassas noktalar olarak adlandırılan ağrı bölgelerine neden olduğu biliniyor. 5 ağrı bölgesinin 4'ünde kas iskelet ağrısı yaşayan bireylerde fibromiyaljinin teşhisi konabiliyor. Ağrı noktaları artık fibromiyaljinin teşhisi için tek başına yeterli görünmüyor arkadaşlar. 3 aydan fazla bir süredir devam eden yaygın bir ağrı ile bu ağrıyı açıklayabilecek tanımlanabilir bir tıbbi durum yoksa fibromiyaljı teşhisi konuluyor. Yani ağrı varsa 3 aydan fazla ve bir teşhis konulamamışsa o zaman deniyor ki bu fibromiyaljı. Yani teşhis konamıyorsa fibromiyaljı deniyor. Hiçbir laboratuvar testi veya görüntüleme taraması fibromiyaljiyi tespit edemiyor. O yüzden hayalet hastalık deniyor. Ağrı en belirgin fibromiyaljı belirtisi. Vücutta çeşitli kaslarda ve diğer yumuşak dokularda tutarlı, sürekli ve donuk bir ağrı hissediliyor. Hafif bir ağrıdan yoğun ve neredeyse dayanılmaz bir rahatsızlıkla acıya kadar değişebiliyor ağrı şiddeti. Günden güne değişebiliyor bu. Bununla birlikte vakalarda ağrı ve yorgunlukların bütünüyle iyileştiği remisyon tipi dönemler görülebiliyor. Yani tamamen iyileştim ben diyebiliyor hasta. Fibromiyaljı ağrısı göğüs bölgesinde olduğunda kalp krizinin ağrısıyla benzerlik gösterebiliyor. Panik atakla karışabiliyor. Bu ağrı delici, keskin ya da yanma hissi gibi gelebiliyor ve kalp krizinde olduğu gibi nefes alamama hissi uyandırabiliyor. Fibromiyaljı ağrısının sırtta hissedilmesi çok yaygın. Bu ağrının bel fıtığı çekilmiş bir kas ya da romatizma ile arasındaki farkı anlamak her zaman mümkün değil. Romatizma ile fibromiyaljinin aynı anda görüldüğü vakalarda olabiliyor. Yani birbirlerini gölgeleyebiliyor, örtebiliyor.
Fibromiyalji ağrısını bacaklardaki kaslarda ve yumuşak dokularda da hissetmek mümkün. Bu ağrı kramp ağrısına ya da romatizma ağrısına benzeyebilir. Genellikle derin, zonklayan veya yanma hissine benzeyen bir ağrı. Bazı vakalarda bacaklardaki fibromiyalji uyuşma, karıncalanma veya bacakların üzerinde bir şeyler yürüyormuş gibi hissedilebilir. Bazı durumlarda yorgunluk etkisini bacaklar üzerinde gösterebilir ve uzuvları hareket ettirmek üzerinde ağırlık varmışçasına zor olabilir. Fibromiyaljinin ağrı haricindeki belirtiler arasında sürekli yorgunluk, uyku problemleri, uzun süre boyunca uyumaya rağmen dinlenememe, baş ağrısı, depresyon, anksiyete yani gerginlik, odaklanma veya dikkat problemleri, karın boşluğunda acı ya da ağrı, gözlerde kuruluk ve mesane problemleri, idrarla ilgili problemler bulunabiliyor. Fibromiyalji bireylerin duygusal halini ve günlük enerji seviyelerini de etkileyen hayatı yaşanmaz hale getirebiliyor. Fibromiyalji beyin sisi olarak da biliniyor arkadaşlar. Bazı bireylerin yaşadıkları bulanıklık hissini tanımlamak için kullandığı bir terim bu. Beyin sisinin belirtileri arasında hafıza kaybı, odaklanma problemi ve dikkat vermede zorluk bulunabiliyor. Bazı vakalarda bireyler fibromiyaljinin nedeni olduğu beyin sisini hissedilen fiziksel ağrıdan daha rahatsız edici bulabiliyor. Yani keşke ağrım olsa da bu beyin sisi olmasa diyebiliyorlar. Şimdilik bunlardan bahsettikten sonra yine ayrıntılara gireriz. Ben izninizle misafirlerimi buraya almaya çalışacağım. Kalabalık misafirlerimiz var. Almanya'dan önce Leyla Hanım'ı alalım. Dilek Hanım'ı alalım. Leyla Hanım Almanya'dasınız değil mi? Almanya'da. Evet. Dilek Hanım siz Ankara mıydı? Evet hocam, Ankara. Ankara. Asiye Hanım siz neredesiniz? Ankara'dayım hocam. Ankara. Bakalım Meryem Hanım'dan ses gelecek mi? Seste problem vardı. Meryem Hanım. Süper ya. Şükür. Meryem Hanım Yozgat değil mi? Evet, Yozgat. Yozgat. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca tanıyalım. Bu şu programa çıkarttığım her arkadaş fibromiyalji ile tanışmış arkadaşlar, yaşamış arkadaşlar. Benim de tanıdığım kişiler. Evet, Dilek Hanım'ı Ankara'dan alacağım sahneye. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, sizi kısaca tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Ben Ankara'da yaşıyorum. Muhasebeciyim. 43 yaşındayım. 2020 yılında detoks ve zayıflama programına katıldım. Benim rahatsızlığım 2016 yılında başladı. Evet. 2016'dan 2020 yılına kadar fizik tedavi ve romatolojide mekik dokudum resmen. En son 2020 yılında bana fibromiyalji tanısı konuldu. Daha sonrasında pandemi girdi araya. Tanı yeni konuldu. Tanı yeni konulduktan sonra ben devam edemedim. Pandemi girdiği için doktora gidemedim. Gitseydim zaten psikiyatri ilaçları başlayacaklardı. Evet. Daha sonrasında zayıflama ve detoks programına katıldım 2020 yılında. Şimdi ben hayatımı iki döneme ayırıyorum. Detoks öncesi hayatım ve detoks sonrası hayatım diye. Allah Allah. Bir dakika, o detoks bizim yaptığımız detoksa mı katıldınız? Tabii ki sizin yaptığınız detoksa tamam, katıldım. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın, o kadar çok kişi detoksta bir devir daim var ki. Mesela bu detoksa sanıyorum yani yarın başlayacak olan detoksa, yarın bir detoksum, her ayın 22'sinde başlıyoruz. 18'inde ön alımı alıyoruz. 100 kişi falan oldu herhalde yani. 85'i geçmişti en son. Dolayısıyla şimdi düşünsenize her ay 85, böyle 50-60 80 kişi devir daim ediyor ve senelerdir süre giden bir şey. O yüzden soruyorum ne zaman katıldınız diye. Evet, detoks öncesi ve detoks sonrası hayatınız var. Geçtiğimiz yıl, ya 2020 yılında katılmıştım detoksa, Mart ayında katıldım. Detoksa katılmadan önceki hayatımı anlatayım ilk önce size. Şimdi yaşam kalitem çok düşüktü. Kendimi hiçbir şekilde, yani hiçbir mutlu olayda haz alamıyordum. Aynı zamanda çok aşırı derecede yorgunluk hissediyordum vücudumda. Mesela sabahları kalktığımda, az önce siz de bahsettiniz, vücudumda ne kadar uyursam uyuyayım her zaman yorgundum ve bacaklarımda, vücudumda tutukluk hissediyordum. Yarım saatten fazla ayakta kalamıyordum. Bunların dışında sırtımda da ağrı oluyordu, batma hisleri oluyordu. Tabii ki ben ilaç başlanmadan detoksa katıldım. Detoksa katıldınız, evet. Evet ve bu şikayetlerimden kurtuldum. Şu anda hiçbir, az önce bahsettiğim şikayetlerin hiçbirini yaşamıyorum. Peki daha önce detoksta bir haftada siz ne yaşadınız? Yani bir haftada ağrılardan yüzde kaç azalma oldu mesela, yüzde olarak şey yaparsanız? Bir haftada %50 azalmıştır. Evet. Sonra da zayıflamaya devam ettim. Evet. Normalde ben 73 kiloydum. Detoks ve zayıflama gruplarınızda 13 kilo verdim. 60 kiloya düştüm. Boy kaç? Zayıflama bittiğinde ya bu boy kaç? Boy 1.56. 1.56 evet. Kilo 73 müydü? 73'tü. Şu işte zayıflamadan ayrıldığımda
60 kiloydum ve şu anda hala 60 kiloyum. Şimdi bir dakika, detoks bir hafta sürüyor. Bir haftada ağrıların %50'si geçti. Bakın bu müthiş. Evet. %80'e kadar ağrıların yok olduğu hastalarım var benim fibromiyaljide bir haftada. Sonra bir aylık zayıflamaya devam ettiniz. Toplamda 13 kilo verdiniz. Evet. Zaten boy 1.56, kilo 73, fazla kilomuzu verdiniz. Peki o zaman ne oldu ağrılar? Yüzde kaça düştü? Yani zayıflama bittiğinde benim hiç ağrım kalmadı. Sıfırlandı. Normalde ben, evet, yarım saatten fazla ayakta kalamıyordum. Günlük 2 saat yürüyüş yapıyordum. Topuklarıma normalde hiç basamıyordum. O günlük 2 saat yürüyüşten sonra bile ağrı hissetmiyordum. Allah'ım. Ve şu anda hala aynı şekildeyim. Bir dakika, 2000 kaçta girdiniz siz detoksa? 2020 yılında girdim. 2020'den beri fibromiyaj yok mu oldu? Evet. Maşallah deyin arkadaşlar, yani bu çok müthiş bir şey. Ya maşallah deyin. Evet, çünkü haset edenler olur falan, Allah korusun. Ben nazara çok inanırım. Evet, çok sevindim. Çok sevindim. Teşekkür ederim hocam. Sayenizde oldu. Yani size ve tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Alacağım yine. Tamam mı? Tamam. Şimdi tamam Asiye Hanım'ı alalım. Asiye Hanım merhaba. Merhaba hocam. Hayırlı yayınlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Asiye Hanım da Ankara'dan. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 39 yaşındayım. İsmim Asiye. Hocam iki çocuk annesiyim. Ev temizliğine gidiyorum. Benim hayat hikayem biraz uzun. Deminki evet. Arkadaşım Dilek Hanım'ın dediği gibi bir detoks öncesi var, bir detoks sonrası var. Bugün de bir yıl oldu hocam detoksa gireli. 22 Mayıs'ta girmiştim geçen yıl. Evet. Hocam benim 18 yıllık bir ağrılarım var. 18 yıl önce eklem ağrılarından başlamıştım. 7 yıl önce ben bir şey, kısa bir felç gibi bir şey geçirmiştim. Benim bütün vücudum kilitleniyordu. Hiç gittiğim o kadar çok hastaneye gittim ki hocam, Ankara'nın büyük üniversite hastanelerine, Çorum'un hastanelerine hiçbir tanı konulmadı. Fibromiyaloji dediler, ilaçlarını kullandım, bana ilaçları bile ağrılarımı dindirmedi. Ben ağrı kesici içmeden sabah kalkan bir insan değildim hocam. Kesinlikle kalkamıyordum çünkü vücudum kilitleniyordu. Oturduğum zaman, örnek vereyim, kanepede oturuyorsunuz ya hocam, kalkınca oturuş şekliyle yürüyorsunuz. Asla ben doğrulamıyordum. Ben bir yıldır o kadar rahatım ki şu an hem uyuyorum, benim uyku problemim de vardı detoks öncesi. 5 yıl ben sabah 6'da uyanıyordum hocam. Asla uyuyamıyordum. Bilinci açık insan uyur mu? 5 yıl. Ama detoks sonrası bana o kadar çok şey kattı ki. Detoksta ben yürüyüş yapamadım. Çünkü ben 18 yıldır kullandığım ağrı kesicileri asla almadım. Detoksu tam yapmak için hocam, benim parmaklarımda ne de böyle kilitlenmeler oluyordu. 90 yaşında bir nene gibi, dede gibi namaz kılıyordum. Namazımı kılamıyordum. Ve şu an hocam bir yıldır ben asla namazımı oturarak hiç kılmadım. Namazımı hiç böyle bükülü hiç kılmadım. Ben şu an rahat dimdik kılabiliyorum namazımı. Ben Hatice Hanım'ın sayesinde katıldım bu detoksa. O benim ağrılarıma, sancılarıma dayanamadı. Hocam ben çok tedavi gördüm. Ben ağrı kesiciler, bir de ben ev temizliğine gidiyorum. Ağır. Asla o ayakta dolmuşta gelemiyorum. Ben bir de hiç yürüyemiyordum. Hiç. Temizliği yapıyorum ama dolmuştan inip dolmuştan biniyordum. Ben şu an bir yıldır yürüyorum da hocam. Ben bir hafta detoksa o kadar ağrım oldu ki ilk defa ağrı kesici almıyorum. Çünkü 18 yıldır kullandığımı, hatta son 5 yıl ben Rantüdil hocam bu eklem ağrısı için o hapı almadan asla sabah kalkamıyordum. 5 yıl kullandım ve şu an kullanmıyorum o ilacı da. Onda 7. gün hocam ben fark et dedim, yürüyeceğim, yapacaksın Asiye dedim detoksun 7. gününde. 3 durak yürüdüm, eve gelmeden de 5 durak indim. Kendime hayret ettim, şok geçirdim hocam çünkü ben yıllardır yürüyemiyordum. Ben asla, yani pazara bile giden bir insan değilim, markete giden bir insan değildim çünkü yürüyemiyorum. Fark ettim, ertesi gün siz dediniz detoks bitince eklem ağrılarından sizi kurtaracağım Allah'ın izniyle dediniz. Hocam bana başladınız balık yağına falan. Hocam 3 gün sonra ben sağ diz kapağım 1 yıl ben hiç üzerine oturamıyordum. Namaz kılarken bile
ağlayarak kılıyordum. Çünkü diz kapağımı bükemiyordum. Asla üstüne oturamıyordum. Çok zor. Diz kapağım geçti hocam. Bir yıldır diz kapağımda hiçbir sorun yok. Bu bir hafta içinde oldu. Bir de uyuduğumu fark ettim ben bir hafta sonra. Ben uyuyorum dedim. Aa, ben şaşırttım. Ben uyuyorum dedim. Şu an o kadar huzurlu uyuyup o kadar huzurlu kalkıyorum ki hocam. Ağrım olmuyor ama yorgunluğum çok oluyor. Çünkü işim çok ağır. Ben haftanın 4 günü 3 katlı evde çalışıyorum. 2 katlı evde. Merdivenleri inip çıkıyorum. Ben hiç o merdivenlere inip çıkıp akşam 3 tane ağrı kesicini içmeden yatamıyordum. Bu detokstan sonra ben şu an 1 yıldır hem uyuyorum, hem çalışıyorum, hem de yoğun bir dönem geçiriyorum hocam. O kadar yoğun bir dönem geçiriyorum ki bana diyorlar ki sen gece uyuyor musun diyorlar. O kadar da hayatım, tempolu bir hayatım var benim. Önce Allah, sonra sizlerin sayesinde oldu. Bana o kadar çok şey kattı ki. Diyorum ya hocam, ben bittim diyordum. Allah'ım bu ne çare diyordum. Hocam bana hiçbir teşhis konulamıyordu. Benim amcam Behçet hastası. Behçet burguları var, çıkmıyor kanda. Annem intihaplı romatizma, şeker hastası. Her şey var benim annemde. Ama benim kanda hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir tanı konulmadı hocam. Bu ağrılar beni bitiriyordu, mahvediyordu. Ama şu an 1 yıldır ben işime de gidiyorum. Ben yürüyorum da. Benim çarşıya biraz evim uzak. Ben şu an yürüyerek gidip geliyorum. Hatta bugün indim çarşıya, geri çıktım ben yürüyerek. Asla yürüyemiyordum. Asla gidemiyordum. Evden çıkamıyordum iş dışında. Çok şükür şu an çalışıyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için Asiye Hanım. Yani duygulandım hakikaten yani bu kadar şeye. Çünkü biz sizinle bir program da yapmıştık. O zaman da böyle şok olmuştum. İnşallah yani birçok insana faydamız olur. İnşallah hocam. Hocam bir de ben nazara inanıyorum demiştiniz ya. Ben o zaman yeni doğmuş gibiyim. Koşuyorum, oynuyorum. Kimse beni tutamıyor. Hatice Hanım diyor ki söyleme nazar değer diyor. Yok diyorum, herkes duysun. Herkes detoksa girsin. Detoksum 3 hafta sonrası işten çıktım. Yine bir doktorun evine gitmiştim. Ayağımın üstünde araba geldi durdu. Baş parmağım patladı hocam. Doktora götüreyim acile. Hayır diyorum, ben gitmem. İlaç verecekler bana diyorum. Gitmem diyorum. Eczaneden bana krem alalım. Antibiyotik krem aldım. İlaç içmemek için o trafik kazasında bile gitmedim hocam. Ayağımın üstünde araba 5 dakika durdu. Göze geldi. Nazar hakikaten önemli yani nazar. Çok teşekkür aynen ederim hocam. Katıldığınız için. Ben Allah razı teşekkür olsun ederim hocam. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Anladım. Bir de hocam biz çok şanslıyız. Çünkü başımızda sizin gibi bir doktor olduğu için. Bir de sürekli size 7-24 saat size ulaşabileceğimiz bir telefon var. Allah razı olsun. Bizi dinliyorsunuz. Çare buluyorsunuz. Biz çok şanslıyız. Sizin gibi bir doktor. Çok sağ olun. Ben utanıyorum böyle siz söyleyince. Hayır hocam. Hayır hocam. Ben 1 yıldır hiç unutmadım. Ben bu detoks sonrasını, benim 18 yıllık hayatımı, benim bir hafta o kadar ağrılı geçti ki detoks döneminde, Allah'ım ben ne yapıyorum dedim. İlacı almadım hocam. Düşünün, ben ilaç içmeyi, hala şu an işten geliyorum yorgunum, almayacaksın, nasıl içmeyeceksin diyor. İçmiyorum hocam ben o ağrı kesicin, ama sabah kitlenmeden, vücut eklem ağrılarım kitlenmeden ben sabah kalkıp o işe gidiyorum. Ben normalde haftada 2 gün veya 3 gün gidebiliyordum. Şu an inanın haftanın 6 günü ben işe gidiyorum hocam. Yani bu sene öyle oldu. Bizim yüzümüzden daha çok çalıştığın için şey yapmıyorsun değil mi? Bize düz gitmiyorsun. Yani. Yok hocam, yok hocam. Allah razı olsun hocam. Ben çünkü ben kitlenmelerim geçti, diz kapağım geçti. Bir de en güzeli hocam, ben uyuyorum. Gerçekten ben uyuyorum. Ben uyumam. Bu fibromiyajda uyku problemi çok fena yani hakikaten. Ama tabii bunu bizim yaptığımız detoksu yapmayanlar algılayamazlar hakikaten. Aynen hocam, bu detoksa girenler de bugün yarın başlıyor. Çok güzel yapsın, bu fırsatı kaçırmasınlar. Ben tekrar gireceğim detoksa, tekrar istiyorum ve 1 yıldır da aklımda şu gün gireyim, bu ay gireyim, şu ay gireyim diye. İnşallah. Hani çok yoğun geçtiği için de ben çok şanslıyım, ben sizin gibi bir hocayla tanıştığım için sizin hocam. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Kemoterapide detoks yapılır mı diye sormuşlar. Soran da herhalde bizim Almanya'daki bir abimiz. Kemoterapide detoks yaptırmıyoruz. Çünkü kullandığımız aloe vera var. Kemoterapide kullanmıyoruz biz onu. O yüzden kemoterapide detoks yaptırmıyoruz. Çok teşekkür ederim Asiye Hanım. Yine toplu olarak alırım beklerseniz. Tamam. Hocam orada... ben teşekkür ederim. Hocam bir de kısaca oğlumu da söyleyeyim de. Burada evet. Oğlu zayıf olanlar, boyu kısa olanlar.
Benim oğlum 2 ayda 9 kilo aldı. Benim oğlumun 3 santimde boyu uzadı. Balık yağları şu an hala benim oğlum kullanıyor. Zayıf mıydı? Oğlumuz zayıf mıydı? Oğlum çok zayıftı hocam. Çok zayıftı. Şu an 17 yaşında gene zayıf ama 45 kiloydu. 57 kiloya mı 55 kiloya çıktı benim oğlum. O kadar zayıftı. 17 yaşında yani, olması. Tabii burada şunu da söyleyeyim. Detoks ve zayıflama programları genellikle kilo vermekle ilgili yaptırıyoruz ama kilo almakla ilgili de yaptırıyoruz. Detoks çünkü almak ya da vermek değil, vücudun temizlenmesi demektir. Karaciğerin temizlenmesi, bağırsak filarının düzeltilmesi falan. Kilo veremeyenler kilo vermeye başlarlar, kilo alamayanlar da kilo almaya başlar ama sağlıklı bir şekilde. Detoksa katılacak arkadaşlarımız, yani fibromiyalji olabilir, başka yani sağlıklı yaşamak için detoks olabilir, kilo vermek için, almak için olabilir, hastalık sağaltımı ile alakalı detoks yapmak isteyenler olabilir, bağırsak problemleriyle ilgili detoks yapmak isteyenler olabilir. Her neyse, bu arkadaşlar bizimle irtibat kursunlar. Buraya kimin vasıtasıyla katıldılarsa, benim telefonum var zaten, irtibat kurabilirler. Çok teşekkür ederim. Hiç, ben teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Yozgat'tan Meryem Hanım'ı alacağım. O da kıymetli bir arkadaşımız. Meryem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Evet, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 66 Yozgat doğumluyum. Halen de Yozgat'ta yaşıyorum. Kamu emeklisiyim. İki çocuk annesiyim. Bu hastalık arkadaşların da dediği gibi benim de tanımlanamayan, teşhis konulmayan bir rahatsızlıktı. Bu arada siz mühendis miydiniz? Ben iktisatçıyım. Aynı zamanda şu anda sosyoloji okuyorum. Öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi seviyorum yapabildiğim kadarıyla. Tabii ne kadar başarılı olur. Sosyolojiden sonra da şeye başlayın, adalete başlayın. Bizim hanım adalete başladı. Ben hukuk düşünüyorum zaten. O da işletmeden sonra sosyoloji okudu, şimdi adalet okuyor. Ama şöyle bir şey var, konumuzla alakalı değil belki ama hayatı dair, hayatı ve kendi tanımlamak isteyenlerle alakalı güzel bir bölüm. Çünkü sosyoloji de hayatın her alanından bilgi veriyor. Artı iktisat da öyle. Ben o yüzden yani birbirleriyle bağlantılı bölümleri devam ediyor. Adaletten sonra da hukuka devam etmek istiyor. Ben adalete atlayacağım. Hukuka tehlikeli bir hal almaya başlıyor bizim hanım. O yüzden diyorum. Evet. Dikkat edin o zaman. Sizin de evet, bazı şeyler yapmanız lazım. Evet. Tebir lazım. Evet. Buyurun. Ben ne diyordum, teşhiste zorlanıldı. Ben ne zaman başladığını bile tam olarak tanımlayamıyorum rahatsızlığımı. Çünkü tempolu bir hayatım vardı. Çalışma hayatım, annelik, iş kadınlığı derken ne diyeyim, nerede ne zaman başladı tam bilemiyorum. Ben bu fibromiyajdan önce de zaten ağır bir hastalık geçirmiştim 2000 yılında. Onun sonrasında onların sekerleri veya yoğun kullanılan ilaçlar diye geçiştirerek yoğun temponun sebebi diye düşündüm artık. Ama arkadaşların da anlattığı gibi hayat kalitem düştükçe bir sürü zaten alerjik hastalıklar, şunlar bunlar, otoimmün hastalıklar göstermeye başladı. Onlar teşhis ediliyor, tedavisi yapılıyor ama bende bir iyilik hali oluşmuyor hiç. Bunun üzerine ben kendim artık araştırmaya başladım. Çünkü kalitesiz bir yaşam ve kendiniz için, sorumluluğunu aldığınız insanlar için yaşamak zorundasınız. Hayata devam etmek zorundasınız. Çünkü öyle bir hale geliyor ki diyorsunuz ki ya ben yaşıyor muyum? Bu nasıl bir yaşamak? Hani inancınız olmasa Allah muhafaza pek çok şey için pes edip geri çekilebilirsiniz yani. Evet. Böyle bir hikayeyle işte devam ederken gidiyorsunuz bazen oluyor ki doktorlar bile bir şeyin yok diyor. Teşhislerde bir şey çıkmayınca, tekiklerde bir şey çıkmayınca bir şeyin yok. Herkeste olan bir şey. Ama herkeste bir şey olan bir şey olmadığını siz farkındasınız. Çünkü uyku yok, dinç bir beden yok. Dışarıda böyle sağlıklı yürüyenlere, içten gülenlere bile gıpta ediyorsunuz. Çünkü tad almıyorsunuz. Hayattan tad almıyorsunuz. Enerjiniz yok. Düşük bir enerji, zorlamayla, itelemeyle bir hayat yaşıyorsunuz. Yani diyorum ya zaten hayalet hastalık olarak da tanımlanıyor. Ben hastalığın adını öğrendikten sonra biraz hastalıkla da alakalı bilgiler edinmeye başladım. Hani başka isimler de konuluyor ama tabii ki kişi illaki kendi doktoru ve hastalığını en iyi kendi tanımlayabilir. Çünkü o yaşadığını biliyor. Deneyimleyemeyen hiç kimse beni anlayamaz. Diyorum ya etrafınızdan bile uf. Ben 2 güne bir uykuya düşmüştüm. 2 gün hiç uyumuyordum. Artık vücut bitap düşüyordu, uyuyordum. Onu uyumam bile nasıl diyeyim, mesela 2 gün uyumadım ya, ben ancak ikindi vakti falan yatabiliyordum. Gündüzüm uykuya geçiyordu, böyle dönüşüm haline gelmişti.
Tabii bunu çalışırken yapamıyorsunuz. Zar zor kalkıp böyle ben diyordum vücudumda damar yok, odun var. Çünkü eller ve ayaklar sabah ilk kalkışta bu şekilde. Evet. Arkadaşın dediği gibi oturup kalktığınızda belinizde falan sanki böyle şeyler tam doğrulamıyorsunuz. Sürekli bir şeyleri eksik yaptığınızda veya yetişemediğinizde, yeterli olamadığınızda kendinize açıklama ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu sizi psikolojik olarak çok yoruyor. Ve etrafınızda insanlar depresyonda mısın? Psikolojik bir sorunun mu var? Hani psikiyatri yönlendirmeye çalışıyorlar sürekli. Herkes bir şey söylemeye çalışıyor. Size yani diyorum ya böyle herkes çekiştirmeye başlıyor diyeyim oradan buradan. Ama size bir faydası olmuyor. Aksine sizi daha fazla yoruyorlar. Doğru. Sizi peki daha fazla... sonra ne oldu? Siz de biliyorsunuz benim annem kanser rahatsızlığı. Ki biz sizinle öyle tanıştık. Siz İstanbul'a geldiniz. Evet. Aha, annemden dolayı ben İstanbul'a geldim. O şekilde tanıştık. Ve ben tabii bu hayatı deneyimlerken beslenmeyle falan alakalı olduğunu, kendimle alakalı, hastalıkla alakalı ipuçları yakalamaya başlamıştım. Sonra da sizle tanışınca ürünlere başladık. Annemin hastalığı sürecinde hem anneme ben ürün kullandırdım hem kendim kullandım. Sonra işte ilk siz detoks programlarına başladığınızda da ben detoks yaptım. Ama diğer arkadaşlarla işte ilk şey yaptığı gibi bizdeki hastalık olmayan hastalar gibi hemen biz bir günde iki günde böyle bir dinçlik hissedemiyoruz. Ben ilk başlarda günleri bile tam yapamadım. Menüyü tam uygulayamadım çünkü uyku düzenim bozuk. Öğün saatlerini ayarlayamıyorum. Yürüyüşe düzenli çıkamıyorum. Tam detoksun bitimine doğru ben kendimde bir ferahlık hissettim. Hani böyle şey olur ya, büyük olur da alırsınız hafifler. Vücudumda ve ruhumda, beynimde bir hafiflik hissettim ya. Güneşi görünce gülümseme, ne diyeyim, mutluluk hissi geliyordu. Daha önce o hisleri ben unutmuştum yıllardır. Mutlu olduğumu hissetmeye başladım. Son iki gün yürüyebildim. Program uygun olarak. Sonrasında da zaten yine hücresel olarak beslenmenin, midemizi değil hücrelerimizi, bedenimizi doyurmanın önemini ve bunu da bugünkü gıdalarla yapamayacağımızı, illaki takviyeler almamız gerektiğini ve kendimizi tamamlamamız gerektiğini öğrendim. Şu anda ben mesela eskisi gibi tatlı krizleri yaşamıyorum. Önceden bir tepsi bir şey yapsam bir günde biz bitiriyorduk. Veya bazen yetmiyordu, gece bir şeyler böyle tatlı istiyordu canım, onları yemek istiyordum. Ama detokstan sonra bu tür olaylarım benim ilk başta çok aza indi. Çünkü ben Allah izin verirse yarınki detoksla üçüncü detoksumu yapacağım. Ne kadar dikkat de etseniz bu anda zamanımızda temiz gıdaya ulaşamadığımız için illaki ve yaşam şartlarından toksite etkisi oluyor. Onlardan arınmak gerekiyor. 2000'den sonra bu hastalık bende başladı. Ben ilacı baştan kestim zaten. Beslenme şeklimi ve ürünlere başladıktan sonra kestim. Çünkü sürekli doz artırılarak ağrı kesicilerle, antibiyotiklerle bir hayat sürmeyeceğini biliyordum. Hani bunun bilincindeydim. O yüzden ben ilacı tamamen kestim. Ağrılara, ilk baştaki ağrılara falan dayanarak falan, ama Rabbime çok şükür, elhamdülillah diyeyim. Artık ben yağmurlu havalarda yataktan kalkabiliyorum. Süper. Önce mümkün değil. Süper. Yatak, ben şöyle tarif ediyordum. Yatak böyle katlanıyor, beni içine gömüyor. Sanki toprağın içine çekilir gibi. Mümkün değildi yani. Bilmiyorum, böyle bir hani hayat olmaz yani. Çünkü düzeniniz yok, ritminiz yok. Öz bakımınızda bile zorlanıyorsunuz. Ki annesiniz siz. Yani. Bu arada Belçika'da hatta katıldı Fadime Hanım. Güzel. Fadime Hanım şey yazmış. Ay bekledim sizin ses çıkmayınca yapmayacaksınız zannettim. Geçti kaldı demiş. Ben ama dedim ki söz vermiştiniz dedim. Tabii apar topar geldi. Ama inşallah katılabilir. İnşallah. Benim de ilk başta sıkıntı olmuştu girmemde sisteme. Şimdi tabii Meryem Hanım, biz otoimmün hastalıklarda sadece fibromiyalji, aynı zamanda sizde Graves-Basedow da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Efendim? Bir otoimmün hastalığınız daha vardı. Benim haşimatom var. Haşimato vardı. Haşimatom var. Artı şey de benim ne diyorlar? Alerjik rinit, mesela benim kulaklarımda, burnumda hep sıkıntı vardı. Kulaklarımda vertigom vardı. Ondan sonra diğer arkadaşların anlattığı gibi mesela eklemlerimde falan sıkıntı vardı. Daha öncesinde ben de bir dönem namazı oturarak kılmıştım ama Rabbime çok şükür
Şu anda iyiyim. Yol yürümemde falan sıkıntı yok. Ve günlük hayatımı eski oranla çok daha hani düzenli hale getirdim. Çok eski olunca hastalık, toparlanma süreciniz de ona göre oluyor. Yani yeni bir hastalık, yeni bir teşhis olsa vücudunuzun her tarafını sarmadan, sizi bu kadar hem fiziken hem ruhen yormadan toparlanmanız daha kolay. Yine de ben Rabbime çok şükrediyorum ki gerçekten çok iyi durumdayım. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fadime Hanım, verdiğiniz bilgiler için. Çünkü Fadime Hanım da en son detoksa katılan hanımefendi, inanılmaz şeyler yaşadı. Ağrılarından kurtuldu falan. Belçika'da kendisi. Hastaların özellikle doktor kontrolünde bunları kullanması gerekir. ZA Deniz, size nasıl ulaşabilirim diye her yerde telefonum var. Yani telefonumu artık iyice yazmışım. Size nasıl ulaşabilirim diye sormayın arkadaşlar. Normal gündüz arayın işte, ulaştık. Her tarafta telefonum var. Bu arada canlı yayında böyle oluyor işte. Ben bu Robert Galbraith diye bir adam var. Bir Cormoran Strike romanı. Kötülük Kariyeri. Üçüncü kitap, tavsiye ederim. İyi bir yazar. Tabii Tess Gerritsen kadar iyi değil gerilim romanlarında. Ama bu da İyi yani, fena değil. Ha, bu arada arkadaşlar, beğenirseniz yayın yukarıya çıkar. Daha çok fibromiyalji hastasına faydamız olur. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayan arkadaşlar abone olabilirler. Şimdi bir de bazı arkadaşlar diyor ki ücret fazla falan. Arkadaşlar, detoksta ücret fazla falan değil. Kazanımları görseniz eğer, yani şu kazanımlarla detokstaki alınan ürünler, biz para almıyoruz zaten. Ücretsiz bir detoks. Yani doktor olarak ben para almıyorum. Yaptığım bir tane hipnoz zaten 2000 lira kişi başı. 100 kişi katıldım, 2000 ile 100'ü çarpın. 200 bin lira bir seans. Bedavaya yapıyorum. Diyabet eğitim hemşiremiz var, para almıyor. Efendim, 25 tane yöneticim var. Her gün 2 kişi nöbet tutuyor. Hiçbirisi para almıyor. Alacağınız ürünü de indirimle aldırtıyoruz. Bizim aldığımız fiyattan kullanacağınız besin tamamlayıcılarını. O da 1040 lira tutuyor. Yani tüm hepsine vereceğiniz 1040 lira neticesinde fibromiyaljideki %80, şu andaki 1040 lira yani biliyorsunuz. Belki bu yayını bir sene sonra izleyeceksiniz. Farklı bir rakam olacak, bilmiyorum. Ürünler değişebilir. Kişiye göre değişebiliyor. Yani 1040 lira pahalıysa kusura bakmayın da siz hiçbir şeye girmeyin yani, bence yani. Artık 1040 lira yemek yiyorsunuz, 1040 lira verip çıkıyorsunuz yani. Fadime Hanım, açabilir misiniz kameranızı? Aldım size ama ses var mı? Bir ses verebilir misiniz? Çok şükür ya. Allah'ım yarabbim. Bir ses verin. Sesim geliyor mu? Sesim süper. Geliyor mu? Çok, çok Allah'a teala şükürler olsun. Ne yapsak? Bir hayvan mı kesip dağıtsak fakir fukaraya? Şimdi ben astrolist en sonda gelir ya. Yani Fadime Hanım en sonunda da gelmiyor artık. Hiç gelmiyordu ya. O kadar. Evet Fadime Hanım, sizi yakalamışken hemen konuşalım. Kimsiniz? Bir kısaca anlatın. Şimdi Fadime Hanım normalde kameraya çıkmayan birisi. Leyla Hanım Almanya'dan kameralara çıkmayan birisi. Tamam mı? Bu arkadaşlar genelde kameraya falan çıkmayan birisi. Dilenk Özenç öyle. Ama hepsi aynı şeyi konuştuğumuz zaman şunu söylediler. Dediler ki eğer biz bir hastaya faydamız olacaksa, İnansınlar diye yani, tamam mı? İnansınlar, katılsınlar. Bir kişiye bile faydamız olsa tamam çıkalım hocam dediler. Fadime Hanım da o yüzden geldi. Bir de söz verdiği için geldi. Evet Fadime Hanım, sizi kısaca tanıyalım. Kaç yaşındasınız? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben Fadime Küçük. 38 yaşındayım. Belçika'da kalıyorum. 3 tane çocuğum var. Bu 4 sene önce bir fibromiyalji bir hastalığına yakalandım. Dur, oraya geçmeyin. Bir dakika, sizi yakalamışken. Tamam. Siz sorun, ben cevaplayayım o zaman. Tamam. Peki kaç senedir Belçika'dasınız? 38 yaşındasınız. 20 senedir. 20 senedir. Aslen Kahramanmaraşlı mıydınız? Evet, Kahramanmaraşlı. Kahramanmaraş biliyorsunuz değil mi? Necip Fazıl Kısaküre'nin memleketi. Benim üstadımın. Tabii ki. Evet. Bir de Kahramanmaraş enteresan bir yer arkadaşlar. Yani kara kurudur insanları erkeklerine baktığınız zaman. Ama acayip şairler çıkmış yani. Yavuz Bülent Bakiler Kahramanmaraşlı. Cahit Zarifoğlu Kahramanmaraşlı yanlış hatırlamıyorsam. Üstad Necip Fazıl Kısakürek Kahramanmaraşlı. Sezai Karakoç Kahramanmaraşlı. Efendime söyleyeyim, bir tane daha Karakoç vardı. Abdurrahim Karakoç Kahramanmaraş. Ya Kahramanmaraş, Durali Yılmaz Kahramanmaraşlı. Acayip bir yer yani. Bütün edebiyatçılar, şairler oradan çıkmışlar.
Evet. Çocuklar kaç yaşında? 3 çocuk. Büyük kızım 19 yaşında. İkinci 15. Küçük oğlum da 9 yaşında. Bir dakika, siz 38 yaşındasınız. 19 yaşında mı ilk çocuğunuz oldu? Evet. Siz kaç yaşında evlendiniz? Erken evlendim. Kaçtınız mı siz? Belçika'ya kaçtınız mı Kahramanmaraş'tan? Yok, kaçmam. Normal evlendim. Peki. Şimdi şimdi gelelim hastalığa. Önce benimle nasıl tanıştınız? Nasıl karşılaştık? Sizinle nasıl karşılaştım? Zaten ben bir arayış içindeydim. Sürekli araştırıyordum. Bir Facebook grubunda fibromiyalji grubu var. Oradaydım. Orada birisi rahatsızlığını anlatırken orada bir kişi de şey yazdı. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Doktor Hakan Serdar Çiftçi'yi takip edin. O güzel bilgiler veriyor fibromiyalji içinde. Ben de sizi 3 aya yakın takip etmeye başladım. Tabii ki. Burada ben bir uyarıda bulunacağım arkadaşlara. Çünkü iyilik hareketinde çok arkadaşımız var. Şimdi Doktor Serdar Hakan Çiftçi'yi takip edin dediğiniz zaman benim telefonumu yazmayın. Ya da bir doktor var takip edin deyin. Benim ismimi de yazmayın ki size ulaşsınlar. Şimdi bakın 3 ay beni takip etmiş. 3 ay sonra beni aradı. Çünkü Fadime Hanım öyle kolay kolay bir şey yapacak birisi değil. Yani önce çok güvenmek istiyor, tamam mı? Hatta biz epey bir süre böyle şey yaptı, araştırdı bilmem ne. Benle tanıştıktan sonra da çok böyle şüpheci yaklaştı yani. Şimdi aile gibi olduk yani, hakikaten ben onun işte abisi konumundayım. Ondan sonra güvendiği için burada. 3 ay sonra beni aradığı zaman ben o arkadaşı bulamıyorum grupta. Kim paylaşmış, kim ne yapmış. Onun için kendinizle benimle irtibatlayın ki bu iyilik hareketi olacaksa sizin vasıtanızda olsun. Evet Fadime Hanım. Ondan sonra siz detoksa soktum ben sizi, değil mi? Belçika'da ürünleri aldırttık indirimli olarak. Evet, ürünleri getirdim. Detoksa katıldım. Siz o sırada peki hastalığınız nasıldı? Zaten artık hani hastalığımın hani sabrım kalmamıştı hani artık. Çünkü çok kötü ataklar geçirmeye başlamıştım. En kötüsü de sabahları kötü oluyordum. Sabah namazına kalktığımda hani yataktan... Hani bu omuz, boyun, sırt ağrısından kalkamıyordum. Bazen eşim beni gelip kaldırıyordu. Çünkü secdeye dahi gidemiyordum. Hani böyle don gibiydi boyun, sırt bölgem. Çünkü bu acıları çektiğim için gerçekten birine faydalı olmak istedim. Sonra detoksa başladım. Detoksa başlayınca yine ağrılarım vardı. Hafifledi, böyle hafif gibiydi. Hani ona da şükrediyordum yani. Bu son iki aydır hani... Bütün her şeyimi kendim yapabiliyorum artık, hani çok rahatım yani. Bazen diyorum ben sanki o ağrıları çekmemiş gibiyim. Bir dakika, ama çok ilginç şeyler konuşmuştuk sizle ben onları hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki müdahale mi var odadan? Müdahale mi var? Çocuklar mı müdahale? Oğlum girdi de bir saniye. Gelsin o da yanınıza gelsin, onu da görelim. Hiç onları görmedik bak. Yok, elinde dondurma falan var, üstü de müsait değil, duş aldım. Bir şey olmaz ya. Size peki, siz 3 tane çocuk var, işleriniz, ev işleri size bakıyor, o ağrılarla nasıl idare ediyordunuz? Ay, yetişemiyordum çünkü burada da çok yoğun bir hayatımız var. Hani böyle hanımlar rahat değil yani, sürekli araba üzerindesiniz. Çocuklara burada servis yok mesela, hep biz götürüp getiriyoruz okula. Evet. 3 tane çocuk farklı okula gidiyor, onun... Eşimle sürekli çalıştığı için ben götürüyorum. Artık bazen oluyordu ki arabada uyumak istiyordum hani yorgunluktan. Gece uykusu zaten hiç yok. Eve temizlikçi falan tutuyordum. Akupunktura gidiyordum. Masaja gidiyordum. Sadece bir iki gün beni rahatlatıyordu. Sonra geri tekrar ağrılar tekrar geliyordu. Yani akupunktura da gittiniz, masaja da gittiniz. Hipnoz falan, onlara da başvurdunuz mu? Yok, hipnoza başvurmadım. Sadece akupunkturu çok yaptırdım. Hani bu manada hani çok para döktüm diyebilirim. Çünkü akupunktur burada çok pahalı. Hani bitkisel şeyler burada gerçekten çok hani maddi açıdan insanı yoruyor. Anladım. İşte bunu aslında pahalı diyen arkadaşa söylemek lazım. Burada birisi diyor ya, ürünler çok pahalı, alamadım diyen arkadaşa söylemek lazım. Yani şu hani anda... Sağlığın değer yani. Hani o gerçekten hasta olup da diğer... Ben mesela çok doktorlara para verdim. Hani bir de veriyorsun, sonucu gelmiyor yani. Hani tedavinin sonucu yok. En sonunda paranı alıyorlar. Artık kabulleneceksin. Ölene kadar bu hastalık senden gidiyor. Peki yani, ben şimdiye kadar bak, kaç aydır? 4 aydır tanışıyoruz değil mi yaklaşık? Yok, birinci aydan mı? İkinci aydan mı? Oldu bayağı hocam.
Oldu tabii. 4 ay oldu. Peki 4 aydır ben hiç sizden muayene parası falan gibi bir para aldım mı hiç? Yok almadım. Hani ürünlerden başka hiçbir yere para vermedim. Hatta ben telefon ederken bile hani diyordum hani Fadime saçmalama ne yapıyorsun? Tanımadığım bir insan, tanımadığım birisine nasıl da güvenip arıyorsun? Hani gerçekten son çaremdi. Hani bunu da deneyeceğim dedim. Artık olmazsa hani yatalak hasta gibi olacaktım bu yaşta. Anladım. Peki sonra güvendiniz mi bana? Tabii ki. İlk başlarda yine şüphem vardı şimdi. Hani bu da doğal olarak normal görüyorum. Peki ama şimdi sonra... şimdiki düşünceniz nasıl? İyi birisi miyim ben? Gerçekten hani bir abi gibi, bir amca gibi hani gerçekten iyi. Tamam. Sen de benim kızım gibisin. Tamam. Şimdi peki bu mesela eşinin falan sana inanmadığı zamanlar oluyor muydu böyle çok ağırlı? Tabii, hani çünkü sürekli şikayet içindesin. Onlar da şey yapıyorlar daha bu kadar da olur mu? Neymişsin? Niye bu kadar ağrıyor? Hani gerçekten fibromiyalji hastalarının en büyük sorunu bir de etrafındaki insanlara anlatamamak. Sürekli bir ağrı çekiyorsun. Hani senin ne eşin, ne çocukların, ne de çevrendekiler inanmıyor. Çünkü gözle görürken bir ağrı yok. Hani bir yerinde gözle görürken bir şey yok ama sanki o kemikler böyle yanıyor içten içe. Peki şimdi 3 aydır hiç ağrı mı ağrı kalmadı mı? Ağrım yok. Hani şükrediyorum halime ağrım hafif olsa da hani. Çünkü maşallah bazen... merak etme. İzleyenler maşallah diyor. Tamam bundan sonra diyecekler. Söyleyebilirsin yani. Yok çünkü ben aktif bir insanım. Hani hareketli bir insan olduğum için bazen gücümden fazlasını yapıyorum. O yüzden de yorgunluk oluyor. O da normal. Hani fibromiyalji ağrısı değil yani. Anladım. Çok sevindim ya valla. Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Ama çok kızmıştım sana Fadime. Ya hocam madem amcam gibi sen de benim kızım gibisin. Tamam çok kızmıştım. Çünkü bak ben programı senin için yaptım. Seninle başladık. Aklıma da sen getirdin. Sen yoksun ortada. Arıyorum açmıyorsun. Mesajları demiştim ben. Bizim düğünümüz var cuma cumartesi. Prensipli bir insanım ben. Söz verdiğim zaman yaparım hani belki de tanımışsınızdır beni. Evet. Hani İki elim kanda olsa dahi yaparım. Düğünümüz olmasına rağmen bugün çok yorgunluk var üzerimizde. Tamam. Ben sabahtan beri telefona bakıyorum. Hoca mesaj atmadı, link göndermedi. Ya dedim hani düğünümüz var dedim ya size. Dedim herhalde bu pazar günü de mi anladı vazgeçti diye. Sonra telefonu bir yere attım saat 6'dan sonra. Bahçeye çıktım. Ben asla vazgeçmem. Ben karar verdiğim şeyle giderim. Tamam mı? Tamam. Ben de geri öyle düşündüm. Keşke sizi arasaydım öncesinde. Sonra çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum katılmana. Tamam. İnşallah sizin sayenizde de birçok insana faydamız olur. Fibromiyalji hastası diğer hastalar olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden ben sizden teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hani inşallah hani rahatsız olan insanlara sesimizi duyururuz. Onlar da hani bu ağrılardan kurtulur. Hani çünkü çekemiyor o acıyı. İnşallah. Leyla Hanım kısaca siz tanıyabilir miyiz? Ben 5 senedir ağrılarla hani muzdaripim. En sonunda fibromiyalji dediler. Benim özellikle ayaklarım, kollarımda çok ağrılarım var. 5 senedir çekiyorum. Günde 8 milyon morfin alıyorum. O kadar mı ağrı vardı yani? Morfin verilecek kadar mı ağrı vardı? Evet hiç gece uykum. Önce bu ağrı meselesine girmeden şunları gerçi Leyla Hanım dedi ki hocam siz soru soracak mısınız dedi. Vallahi dedim sohbet edeceğiz bilmiyorum. Hiçbir hazırlık yapmadım. Evet. Ama aklıma gelen şeyleri sorayım. Arkadaşlar da merak ediyorlardır. Siz kaç yaşındasınız? Ben 54. Benimle aynı yaşlısınız. Peki ne kadar süredir Almanya'dasınız? Kaç senedir? 10 yaşında geldim. 10 yaşından beri Almanya. Fakat sizin aksanınızda hiç Almanya'dakilerin aksanı yok. Yani ben sizin Almanya'da yaşadığınızı tahmin edemezdim. Nasıl bu kadar düzgün konuşuyorsunuz? Hocam ben kitap okumayı çok seviyorum. Tamam. Kitap okumak. Süper. Şimdi ev hanımı mısınız? Bir yerde çalışıyor musunuz? Ev hanımı değilim. Çalışıyorum. Mesleğim var. Burada eczacı yardımcısı olarak meslek geçiyor. Eczanede çalışıyorsunuz. Eczanede çalışıyorum. Bizde burada eczacı teknikeri diyorlar. İşte o kadar olmasa da öyle sayılır. 30 senedir eczane. Yani ilaçlara da aşinasıdır. Aşinasıdır. Tamam. Yani şimdi sizin 5 senedir mi ağrılarınız vardı?
senedir ağrılarım var ve 4 senedir çalışamıyorum hocam, evdeyim. 4 senedir peki bu ağrılardan dolayı mı çalışamaz hale geldiniz? Ağrılardan dolayı çalışamaz hale geldim. Halsizlik ve bütün gün yorgunluk. Sonra uykusuzluk, uyku düzenim, gece uykusu hiç kalmadı. Yani o yüzden... siz size bu fibromiyalji ile ilgili anlattığımız şeylerden hemen hemen hepsini yaşamışsınız. Hepsini yaşadım. Peki bu şey var mıydı, o beyindeki sis hali var mıydı sizde? Yani o da enteresan bir şey. Çok unutkanlık başladı. Konsantre zayıflığı çoktu. Konsantre olamıyorum, odaklanamıyorum. Mesela ben dedim ya, kitap okumayı seviyorum. Bazen oluyor ki aynı sayfayı iki sefer, üç sefer tekrarlıyorum. Şimdi ne okuduğumu unutuyordum. Anladım. Şimdi peki biz sizinle nasıl tanıştık? Ben sizinle Ayşen Dural Hanım'la tanıştırdı beni. O tanıştırdı beni. Ayşen Hanım değil mi? Ayşen Dural. Evet. Tamam, Almanya'dan. Hı-hı. Almanya'dan benim uzun yıllar arkadaşım burada. Bana diyordu ki Leyla yap ne olursun. Artık ben o kadar ilaç kullanıyordum ki alternatiflere bakmıyordum. Sadece ilaçlar bana iyi geliyor diye. Sonunda artık Allah razı olsun beni tanıştırdı. Dedi zaten sen bana dua edeceksin dedi. Dediği gibi de dua ediyorum. Detoksa başladım hocam. 2 gün falan o kadar fark etmedim. Fakat 3. günle 5. gün arasında... Yani 6. gün arasında diyeyim 3 gün bende aşırı ağrılar oluştu. Yani o fibromiyalji ağrıları, kol ağrılarım o kadar şiddetliydi ki ilk başlardaki gibiydi. Yani morfini kullanmadığım zamanlardaki gibiydi. Dedim ki ne yaptı bu bana? Ama arkadaşım sabret dedi, devam et. Devam ettim tabii ki, yani programa %100 uyarak yaptım. Ama benim bir eksiğim oldu hocam. Hani yürüyüş isterdi, ben ağrılarımdan yürüyüş yapamadım. Sonra 6. günü biraz bir hafifleme oldu bende. 6. gün kalktım, arkadaşımla yürüyüşe gittim. Arkadaşım şaşırdı, dedi sen Leyla hani nasıl yürüyemiyordun? Ve o günü böyle geçirdim. 7. günü yatağımdan kuş gibi kalktım hocam. Ağrısız kalktım. Ben kendimi yani. Dedim bu gerçek mi? O kadar ağrım var. Diyorum ya 3-4 gün evden çıkmadım. Ama 7. gün çok rahat kalktım ve erkenden arkadaşlarımla yürüyüşe çıktık. Benim arkadaşım hızlı yürüyor. Ben ona yetişemiyordum. Ben zaten 20 adım arkadan gidiyordum. Yarım saat yürüyemiyordum hocam. Yürümek bana çok zor geliyordu. Ayaklarımda sanki 10'ar 20'şer kilo demir asmışlar. Pranga var gibi. Yürüyemiyordum gerçekten. Adım atmak bana çok zor geliyordu. Ama ben ilk defa bunu duyuyorum, biliyor musunuz? Şimdi mesela ben Dilek Hanım'ı da hatırlamıyorum. Dilek Hanım'da da o şey. Mesela Asiye Hanım'ı hatırlıyorum. Hı hı. Meryem Hanım'ı hatırlıyorum. Fibromiyalji ile ilgili iyiye gidişlerini. Fakat sizden ben ilk defa duyuyorum bunu. Çok mutlu oldum. Şimdi biz tabii nasıl söyleyeyim, hani iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Aynen. Bu İbrahim Ethem Hazretleri'nin sözü mü artık bilmiyorum. Büyüklerden birisinin sözü. Evet. Biz bu yolda böyle koşturuyoruz, tamam mı? Bir şeyler yapıyoruz ve niyetimizi hep halis tutmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar, bizi izleyenlere söylüyorum. Ben misafirlerime de şunu söyledim programdan önce. Kendileri de şahitler. Bir propaganda yapmıyoruz, bir pazarlama yapmıyoruz. Bizim buradaki maksadımız, bir tane bile fibromiyalji hastasını detoksa sokup iyileşmesine vesile olursak, evet, bundan daha büyük bir fayda olmaz. Ha, iş de yapıyoruz biz. Kendi işimiz de var bununla ilgili. İşimizde de bereketli bir gelir elde ederiz. Yani bereketli, çünkü insanlara faydalı olacağız, ama onların duasını almak en önemlisi. Niyetimizi halis tutuyoruz dedim. Niyet hayır, akıbet hayır dedim. Öyle başladık programa. İnşallah çok faydalı bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar şunu soruyorlar. Artık ümitlerini yitirmişler fibromiyalji hastaları. Ben kendi çocuklarımın eve gelmesine sevinemiyordum. Yani onlarla uğraşamıyordum. Bunlarla oynayamayacağım diye. Bu beni bir psikolojik hastalığa da sürükledi. Bayağı bir kendi içime kapandım. Yani dıştan belli olmuyordu hasta olduğumuz. Dışarıdakiler sağlam, düzgün bir kadın duruyor karşımızda. Bunun neresi hasta da diyebiliyorlardı hocam. Öyle, evet. Ben bir de gönüllü olarak buradaki cami cemiyetimizde gönüllü olarak Almanlara camimizi tanıtıyorum. Onları falan artık bana o kadar zor geliyordu. Camide faaliyetlere katılmak, oradaki görevlerini üstlenmek bana ağır geliyordu artık. Yapıyordum hocam. Evim için zaten çok zor geliyordu. İlk etaplarda çok zorlandım. Allah'a şükür bu şeyden sonra, işte detokstan sonra da kendimi çok hafif hissediyorum. Çok rahat hissediyorum. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok sevindim. Bunu kullanmadığım için çok rahat uyuyorum. Yani uykum çok rahatladı. Neyse, şimdi tabii daha 3 aylık bir başlangıç bu. Antioksidanlar kullanmak lazım. Omega 3, propolis, arı sütü, aloe vera, probiyotik. Bunlarla tamamen sıfırlıyoruz genelde.
İnşallah evet. Sizde de aynı şeyi yaşarız. Devam ediyorum hocam. Özellikle aloe vera suyunu, yani diyorum ki artık bu, hani bir sürü, ben artık ömür boyu kullanmak istiyorum onu. Evet. Çünkü kullanalı da kendimi çok, vücudumda temizlenmiş hissediyorum kendimi. Vücudumun, yani organlarımın rahat hissediyorum. Beynim de daha rahatladı. Bir de şunu da söyleyeyim. Benim diyabetim vardı. Geçen doktora gittiğimde diyabet altının üstüne düşmüş hocam. Yani bayağı bir düşmüş. Diyabet şekerini yapıyorum. Hemoglobin A1C'ye mi baktırdınız? Evet. Tamam. Ya bu müthiş bir şey bakın. Bunun biz aynı detoksa katılan bir eğitimci arkadaşımız vardı. Onda da yaşadık. Doktor da şaşırmış. Çünkü onun da şekeri 400'ün üzerindeydi. İlk defa 130'lara falan düşmüş. Evet. Hemoglobin A1C'ye düşmüş falan. O kadar sevinçliydi ki, yani normal seviyeye gelmiş. Bunları çok yaşıyoruz. Ben insanlar da duysun diye bu yayını yapıyorum özellikle. Bugünkü fibromiyalji yayını da aniden aklıma geldi. O da çok ilginçtir. Belçika'daki Fadime Hanım vasıtasıyla bunu yapma kararı aldım. Bu tür sunumları görür görmez pazarlamacılar üşüşüyor. Arkadaşlar, bu pazarlamacı arkadaşlara söylüyorum. Ya azıcık Allah'tan korkun. Yani kuldan utanmıyorsunuz ama... Allah'tan korkun yani. Şimdi ben yayın yapıyorum. Reklamda yayınıma böyle sahtekar bir sürü şey reklam koyuyorlar YouTube'da. Onları engelleyemiyorsunuz. Evet. Böyle sahtekar pazarlamacıların videosu çıkıyor falan. Şimdi bakın bugün programı açtık. Lank diye adam bilmem ne çayı, bilmem ne bitkisi falan hemen daldı yani. Engellendim bilmiyorum ama engellemeye çalıştım. Hastaların hastalıklarını, çaresizliklerini paraya dönüştürmek. Ya. Ve sahtekarlıkla paraya dönüştürmek. Bundan fayda görmezsiniz. Bereket de görmezsiniz. Başınıza da dert olur. Evet, ben bütün arkadaşları sahneye alayım. Böylece konuşacağı olanlar da varsa. Evet, şu anda hepimiz sahnedeyiz. Aklına gelen bir şey söyleyeceği olan var mı? Konuşabilir çünkü konuşurken. Evet Asiye Hanım, buyurun. Hocam, Meyrem Hanım şimdi söyledi ya, çevre inanmıyor deyin. Ben de çalışmak zorundayım, ayaktayım. Ağrı kesicileri, 10 tane ağrı kesiciyi alıp çalışıyordum. Ağrın olmasa çalışmazsın diyorlar. Ağrın olursa böyle ayakta duramazsın diyorlar. Şey diyorlar, inanmıyorlar. Ama gerçekten detoksa girdikten sonra şu an kuş gibi olduğum için, bir yılda kitlenmediği için, çok rahat namazımı kıldığım için, çok rahat uyuduğum için, hani yorgunluk ağrısı oluyor, yorgunluk şeyi oluyor ama ilaç kullanacak kadar değil. Fibromiyoloji ağrısı değil. O yüzden insanlarımız gerçekten bu detoksa girmeli. Bir de diyeceğim şu var, hani ücret fazla geliyor diyorlar ya, 1000 TL değil hocam, 5000 bile verilir bu ağrıları. Gerçekten detoksa giren arkadaşlar, yarınki girecekler, çok dikkatli saatinde uygulasınlar, etsinler, faydasını o kadar çok görecekler ki, adım gibi de eminim pahalı demesinler. Çok teşekkür ederim. Ben şeyi soracağım, Fadime Hanım, bir şey soracağım. Buyurun. Bu ağrılarınızın geçeceğini bilseydiniz, ne kadar para verirdiniz? Yani neye değer bu? Yani para olarak şöyle şey yaparsanız. Hani bu 3 aydır iyisiniz elhamdülillah. Hani parayı sağlık için, hani sağlığın olmadıktan sonra paranın da değeri yok. Çok doğru. Çok. Ama böyle bir değer bitseniz yani şöyle. Mesela 50 bin lira verilir mi bu ağrılardan kurtulmak için? Verilir. 100 bin lira verilir mi? Verilir hocam, çünkü hani bir kanser hastası değilsin ama süper. Sürekli bir ağrı. Ağrıdan kurtulacaksan, paran da varsa 100 bin lira verilir, doğru. Şimdi çünkü hakikaten fibromiyalji hastaları çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ben de onun farkındayım. Geçen sene ben izne gittim. Çünkü ben Avrupa'da kaldığımız için hani ailemle para var, gezemiyorum. Hani arabaya bir saat bindim mi boynum böyle donuyor. Hani sağa sola döndüremiyorum. Klimayı açmayın, pencereyi açmayın. Artık çocuklar da sıkılıyordu. Hani dedim artık siz gidin. Onlar gidiyordu. Ben evde kalıyordum. Annem halime bakıyor. Kızım sen niye bu haldesin diye üzülüyor. Anneme de bir şey diyemiyorum. Hani aileni mutlu edemiyorsun. Hani onların da çocukların da hani çocukluk hakları var üzerimde. Annelik yapmak istiyorum. Hani onları mutlu etmek istiyorum. Ama o kadar ağrıyor ki hani onlara bile gözün görmüyor. Hani yapamıyorsun. Hani paran varken bir restoranta gidemiyorsun yani. Hani bir gezmeye gidemiyorsun. Gezmek istiyorlar izne gittiğin zaman. Hiçbirini yapamıyorsun. Aynen öyle. Yani sağlık yoksa hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Benim diyeceğim şey, yani yaşam kalitem değişti.
Çok mutluyum. Hayatımda çok değişiklikler oldu. Kendimi çok yaşlı hissediyordum ben. Yani şu anda daha olduğum yaştan daha genç hissediyorum. Yani mutluyum. Daha önce mesela ufacık şeyle sinirlenebiliyordum. Hiçbir şey hayatta beni mutlu etmiyordu. Ama şu anda daha pozitif ve enerjiyle doluyum. Herkes de yani çevremdeki insanlar olsun, ailem olsun bunun farkındalar. Onlar da mutlu, ben de çok mutluyum. Bu arada Dilek Hanım, siz kardeşinize kilo verdirtmiştiniz değil mi? Evet hocam. Kaç kilodan kaç kilo indi? Bir söyler misiniz insanlara? Yani 130 kilodan 92 kiloda şu anda. 92 kiloya düştü. Yani 38 kilo mu verdi? Evet. Yani, 38 kilo verdi. Evet, yani müthiş bir hale geldi. Resmini bulabilir miyim bilmiyorum ama. 130.4 kiloydu başladığında. Evet hocam. Ekran görülüyor değil mi? Yani, evet hocam görünüyor. Kaç kilodan kaç kilo indi dedi? 130.4'tü başladığında. Evet. Şu andaki kilosu 92. Şu sarılmaya çalışan kim Eren'e? Yengem o. Yenge sarılmaya ama kollar kavuşmamış değil mi? Evet aynen öyle. Yani inanılmaz bir hale geldi. Vallahi helal olsun yani müthiş bir şey. Bu da tabii bizi çok mutlu ediyor. Aha, Serdar Bey, ben de teyzemi detoksa sokmuştum. Şu anda şeye baktım da 102'den 94'e inmişti bir haftada. 10 kilo gibi bir kilo vermişti tabii. Bir hafta detoksta. 102'den zaten 94'e inmişti. Tabii 102'den. 8 kilo verdi evet. 9. Küsuratlarını ben 9 yuvarlayarak kilo söylüyorum. 9 kilo verdi. Yani bir haftada vermişti. Bunlar tabii büyük değişiklik ve sağlıklı bir şekilde. Bunlar tabii toksinler, düşünün, bir de tam zayıflamada yağ indiğinizi düşünün. Aynen. Çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Ben şöyle Asıl sizden Allah bin kere razı olsun hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Önce Allah, sonra sizin sayenizde biz ne kitleniyoruz ne ağrılarımız var şu an. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Mehtap Hanım demiş ki bu yayın sayesinde birçok hastaya fayda sağlayacaksınız demiş. Tüm katılımcılara ve hocamıza teşekkür ederiz demiş. Şimdi arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Uzun bir yayın oldu ama önemli bir yayın oldu. Umarım faydalı olmuştur. Ben inanıyorum birçok insana faydamız olacağını. Fibromiyalji hastalarına bu yayını izlettirin. Beğenmeyen arkadaşlarım varsa beğensinler, üste çıksın. Ne kadar çok hastaya faydamız olursa gördüğünüz gibi o kadar çok dua alırız. Siz de alırsınız. Bu iyilik hareketinde siz de bulunun. Karınca kararınca, hani karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun diye. Demiş ki hacca gidiyorum. Demişler hacca değil. Haccın ömrün boyunca yürüsen hacca gidecek yolun binde birini gidemezsin. Olsun demiş. Ulaşamasam da yolunda ölürüm. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetimizi halis tutalım. Hayat hızla gelip geçiyor. Görüyorsunuz. Bir sürü belalar, musibetler. Ama iyi niyetli insanlar ayakta kalıyorlar. Öbür dünyaları mamur oluyor. Allah-u Teala hepimizin iki dünyasını mamur eylesin, iyi eylesin. Son nefeste imanla gitmemiz nasip etsin. Bu dünyada da İyilikler yapmamızı nasip etsin. İyi bir insan olarak yaşamamızı nasip etsin. Yani Güler abla'nın bir sözü vardır. İyi insan olmak kolaydır ama iyi insan olarak kalabilmek öyle kolay değildir. İyi insan olarak kalabilmek lazım. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Beraberiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.